Arkadaşlar merhaba. Yine bir Osmanlıca dersiyle birlikteyiz. Bu kez inşallah dersimize bir matbu metin okuyacağız. Hemen zamanımızı geçirmeden başlayalım. Konumuz bir vaiz. Bir vaiz esnai vaazda cemaate hitaben hatunlardan hoşnut olmayanlar ayağa kalksın deyince halk kâffeten ayağa kalkar. Yalnız bir ihtiyar kalkmaz. Vaiz merkuma sorar ki galiba sen hatunundan hoşnutsun. Ne münasebet, ben herkesten evvel kalkacaktım. Lakin hatun lakırdısı olur olmaz dizlerimin bağı çözülüverdi de harekete muktedir olamadım. Evet, hoş bir latife imiş. Hemen arkadaşlar bir latife daha okursak Timurlenk. Meşhur Topal Timur, Nedimi Mevlana Ahmet ile hamama gider. Hamamda yıkanırlar iken Timur, benim nezd-i ilahide zerre kadar ve haysiyetim olmadığı tabii iken halkın bana bu kadar büyük ehemmiyet vermesine ne dersin? Falan dedikten sonra sorar ki bana ne kıymet takdir edersin? Evet, Timur soruyor. Bakalım Nedimi Mevlana Ahmet Timur'a ne cevap vermiş? Bana ne kıymet edersin? Adamın verdiği cevap ilginç. 70 akçe. O pek az değil mi? 70 akçe peştemalini takdir ettim. Sen bir para etmezsin. Aman Allah'ım, bunu tabii Timur'a söyleyebilmek kolay değil. Bu belki de bir tezvir ya da uydurma bir hikayedir diye düşünüyorum. Sehv nazarı. Hemen devam edelim. Varna'da kunduracı Musoroli Mehmet A namında bir şahıs bir gün hamama gider. O gün arefe olmak münasebetiyle işleri pek sıkı olduğundan çar çabuk yıkanıp çıkmak ister. Lakin bakar ki kurnalar kamilen dolu. Dolaşır durur, bir dost bularak yanına sokulmak isterse de onu da bulamaz. Nihayet bakalım adamcağız ne yapmış, ben de merak ettim. Yani hamam dolu, adam ne yapıyor? Nihayet kurnanın birinde yıkanan bir zatı kara gözcü Emin babaya benzeterek haydi bakalım çabuk ol. Bu iş kara göz oynatmaya benzemez der. Muhatabı şaşırıp kunduracının yüzüne baka kalır. O zaman Musoroli Mehmet Ağa işi anlayarak fevkalade mahcup olup özürler dilemeye başlar. Meğerse Mehmet Ağa'nın hitap ettiği adam kara gözcü falan olmayıp herkesin hürmetine mazhar bir zatı fazilet perver imiş. Demek ki adam ne yapmış? Pot kırmış. Bir Hintli, vaktiyle Hintlinin biri erbabı servet ve samandan bir zatın huzuruna çıkıp bir meymun takdir ile bu bir maymun, meymun değil düzeltiyorum, bir maymun takdim ile bu hayvanın fevkalade mahirane bir surette satranç oynadığını arz eder. Zengin, ilginç, şu herifin o kadar met ettiği maymunla bir oyun oynayayım der. Evet, zengin öyle diyor. Bakalım oynayıp ne yapmışlar görelim. Bakalım oynamışlar ve ne yapmışlar. Evet. Oyun oynayalım diyor. Biraz daha büyütelim. Evet. Diyerek hayvanı karşısına alıp satranç oynamaya başlar.
Maymun gerçekten mahir imiş. En nihayet zengini yeni vermez mi? Aman Allah'ım. Bu da ilginç bir şey. Zengini yenince muma ile insanlığı ile bir maymuna yenildiğini hiddetlenerek taşlardan birini kaptığı gibi maymunun kafasına atar ve biçare hayvanın başını paralar, yaralar. Ba'dahu yani sonra haydi bir oyun daha oynayalım diyerek geçer satrancın başına tali bu sefer de maymuna yardım eder. Maymun yine yeneceğini anlayınca etrafına bakınmaya başlar. Nazarı dikkatine çarpan bir su tasını başına giydikten sonra kiş diyerek muma ileyhi yine mat eder. Evet, maymun ama tabii bu sefer ne yapmış? Adamın kafasına taş atmasından korktuğu için bu kez de tedbirini almış. Bir ahmak bir gün denize girdiği halde güç hal ile boğulmaktan halas bulan bir ahmak yüzmek öğreninceye kadar denize girmemeye ahd ve peyman etmiş. Denize girmeden nasıl yüzmek öğrenecek? Bu da ilginç bir soru. Bir esrarkeş, vaktiyle herifin biri yalnız tavandan pencereli bir odaya, bu galiba uzun, bunu da okuyalım ve dersi bu şekilde bitirelim. Hayvanını getirin dediği sırada Muma ile yok yok birkaç kalsın gece beraber gideriz demiş. Fakat herifin yine yeminleri basması üzerine çar naçar uşaklarına izin vererek o akşam sabaha kadar hanede Beytute karar verir. Bunun üzerine gayur et'imeyi nefsiye çıkarır. Yiyip içtikten ve envâ-ı eşrebe ve fevâkihe ile yani birçok içki ve meyveler ile telezzüz değil, telzizi dimağ ettikten sonra kapıdan içeri afitab asa bir takım dilruba aşifteler tulu eder. Muma ile haneye dahil olduğu sırada bir kapının üstünde muallak bir davul görmüş. Cariyeler gider zannıyla bu ne diyor sormamış imiş. Her neyse erbab-ı meclisin kafaları dumanlandığı sırada gayur kalkıp kalınca bir cüp getirir. Cüp peynir olması lazım. Dizi dibine kor. Misafir Muma ileyhe sopayı görünce vehmine dokunur. Acayip bu adam lakabı gibi sahihan gayur. Hemen gayur ne demek ona bakıyoruz. Gayretten müştak olup kıskanç demekmiş arkadaşlar gayur. Cariyeler dilnişin bade keskin. Zahir benim cariyelere sarkıntılık edeceğini his eyledikten bu sopaya hazırladı. Besbelli öyle bir küstahlığa mücaseret edecek olursam herif beni istediği gibi dövecek diye haif ve hayran olur. Bu sırada gayur berbeçati hikayeyi keyfiyete koyulur.
Bir birader, malumunuz olduğu üzere ben gayur bir Adem'im. Benim haneme bazan edepsizler de gelir. Cariyeler şarkı söylemeye ağaz. Evet, gayet uzun bir metinmiş arkadaşlar. Ağaz ettikleri sırada görürüm ki içlerinden biri kızların birine gözünü dikerek yüzüne gülmeye ve bilmukabele kız dahi sırıtmaya başlar. Ben o sırada şu sopa ile kalkayım bir kıza, bir o edepsize vurup ikisini dahi ederek rahatlanayım derim. Ancak manzuru aliniz olduğu üzere tenisi çok bir Adem olduğumdan kendi kendime yok yok, herif sarhoş olup kemali mesruriyetinden naşi güldü. İhtimal o cariye ile göz aşinalığı dahi vardır. Benaberin yek diğerine bakıp gülüşüyorlar derim. Yani iyi niyetle düşünüyor adamcağız. Bakalım, devam edelim. Bayağı bir uzun latifeymiş bu. Gayur bu hali hikaye eyleyince misafir geniş bir nefes alarak gayur sözüne ihaleysem dikkatle ey sonra der. Sonra efendim, iş daha ilerler. Hatta edepsiz oğlan kıza yaklaşıp kulağına ve kız da bilmukabele oğlanın kulağına bir şey fısıldar. İşte o sırada benim başıma kıyametler kopar. Şeytan kulağıma der ki, güldükleri aşinalıktan idi. Bu fısıldı ya, ne diyeceğiz? Bunun üzerine sopaya sarılmak isterim. Muttasıf olduğum teenni yine bana der ki, herif talep ettiği bir şarkıyı söylemesini rica etmiştir. Binaenaleyh ben yine sabrederim. Biraz sonra bakarım ki herif elini kızın göğsünden içeri sokarak memelerini çimdiklemeye başlar. İşte bu hali görünce kıskançlığım tezahüt eder. Artık diyecek söz kalmayı deyip sopa ile dövmekliğime hemen hemen kıyam edeceğim sırada malumunuz olduğu üzere bendenizde maziyadeten mevcut olan teenni bu teşebbüsüme mümanaat etmekle henüz kabahat, katl ve idamı icap ve istizam edecek dereceye gelmedi. Daha işin mebadisinde bulunuyoruz. Bakalım sonra ne olacak? Eğer katli mucip bir hareketleri sadır olursa hemen öldürüp rahat ederim. Vesselam diyerek yine kendi kendimi zapt ederim. Nihayet iş daha ilerler. Bakarım ki kızların birisi kalkıp oda kapısından dışarı çıkar. Herif de arkası sıra gider. Karşıki odaya girerler. Aksi olacak ha. Odanın kapısı da gayet muhkemdir. Evet. Devam ediyoruz. Odanın kapısı da gayet muhkemdir. O vakit ben de artık sabır ve takat kalmayarak hemen yerimden fırlarım. Şu sopa ile ikisinden birini behemhal tepelemek üzere arkalarından seyirtirim. Ancak anlar benden evvel odaya girip kapatı verirler. Ben dışarıda kalırım. Şimdi ne yapayım?
malumu valanız olduğu üzere kıskancımdan eğer bunların bir hareket-i şeniası his edecek olursam şüphesiz fevt olurum. Yahut kendi kendimi vururum derim birader. Allahul Azim, teşebbüs edecek hiçbir çare bulamayarak hemen şu muallak davulu kucaklayıp boynuma asar ve habisleri odadan çıkarıncaya kadar alabildiğime davul çalarım der. Ve yürüp yıkatsak güzel olmaz mı deyince Muğma aleyh yok ben dünyaya çamaşırcılığa gelmedim demiş. Galiba bu olmadı arkadaşlar. Şöyle bir geri gideyim. 148, 149. Evet burası. Zaten hikayemiz bitmiş. Arkadaşlar bu şekilde birkaç hikaye okuduk. İnşallah bundan sonraki haftalarda zaman zaman okumaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.